Mutlu günler kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kalp kapak hastalıklarını ve kalp damar hastalıklarından bahsedeceğiz. Profesör Doktor Ali Rıza Cener hocamız, kalp ve damar cerrahisi uzmanımız bizlerle birlikte olacaklar. Ali Rıza hocamıza ilk sorumuzu yönlendirelim. Kalp kapak hastalıkları nelerdir? Evet, kalp kapak hastalıkları şu anda hala dünyada bizim kalp cerrahlarının yaptığı önemli ameliyatlardan bir tanesi. Kalp kapağı deyince aklımıza neler geliyor? Biliyorsunuz kalbin 4 tane odacığı var. Sağ karıncıktan, sağ kulakçık, sağ karıncık. Oradan akciğere gidiyor. Küçük dolaşım yapıyor. Akciğe kan temizleniyor. Sonra ne yapıyor? Sol kulakçık ve sol karıncık geliyor. Oradan da bütün aorta temiz kan yayılıyor. Şimdi bu kulakçık ve karıncıklar arasında ve vücuda giren aortla, mesela karıncıktan aorta çıkışı arasında ve sağ taraftan da akciğere giden sağ karıncık ile akciğer arasında kapakçıklar var. Bu kapakçıklar ne işe yapıyor? Bir taraf kasıldığı zaman açılıyor, kanın gitmesine izin veriyor. Karıncık kasıldığı zaman da yukarı akciğere ya da bütün vücuda gitmesi gerekiyor. Geri gitmesini engelliyor. Yani ileri gitmesine için açılıyor. Geri geldiği zaman da kapanıyor. Geriye doğru kaçağı engelliyor. Şimdi böyle 4 tane kapakçık var. Sağ tarafta işte türk kapak ve pulmoner kapak dediğimiz kapaklar. Ve sol tarafta da mitral kapak ve aort kapak dediğimiz kapaklar var. Kapakların fonksiyonu bu. Açılma, kapanması. Bu kapakçıklar sol taraftaki mitral kapak sadece 2 yapraklı. Diğer 3 kapak da 3 yapraklı. Şimdi ne oluyor bu zaman içerisinde? Tabii bu kapaklarda problemler olabiliyor. Birincisi doğuştan olabilir. Doğuştan bu kapaklarda problem olabilir. Özellikle pulmoner kapakta, türk pit kapakta, bazen mitral ve aort kapakta da doğuştan darlıklar ya da kapaklarda kaçaklıklar, özellikle darlık olabiliyor. Yani çok sık gözüken bir oranda değil ama bu çocukluk çağında tespit ediliyor. Bazen işte ameliyat gerektirebiliyor bazı durumlarda. İkinci çocukluk çağlarında başlayıp da erişkinlikte kendini gösteren hastalık romatizmal kalp kapak hastalığı diye bir hastalık var. Romatizmal ateş diye geçiyor halk arasında. Romatizmal ateşte ne oluyor? Boğazımızdaki bir beta mikrop dediğimiz, beta hemolitik streptokok dediğimiz bir mikrop var. O orada boğazda normal bildiğimiz işte tonsillit ya da anjin dediğimiz, bademcik dediğimiz bir enfeksiyona sebep oluyor. Bu sebep olduktan sonra vücudumuz ona karşı ne yapıyor? Antikorlar geliştiriyor. Bazen işte vücudumuzun bu bağışıklık sistemi için oluşturduğu bu antikorlar bazen işte kalp kapaklarında benzerlik gösterebiliyor. Bu böbreklerde de aynı şekilde problem yaratabiliyor. O zaman da nefrotik sendrom dediğimiz bir takım problemlere sebep oluyor. Ama kapak tuttuğu zaman da kapakta o bizim vücudumuzun savunma mekanizması olan antikorlar gidiyor kapakçıklara saldırabiliyor. Orayı yabancı düşman gibi görebiliyor. Yani bu romatizmal ateş şu anda günümüzde çok azaldı. Artık Türkiye'de çok az miktarda gözüküyor. Az gelişmiş ülkelerde de hala bazı bölgelerde sık. Avrupa'da, Amerika'da neredeyse hemen hemen tamamen bitti. Sebebi de çok işte çocuğun erken bu hastalığı bulaşır bulmaz antibiyotikle tanışması. Antibiyotik yani penisilin çıktıktan sonra ve diğer antibiyotikle çıktıktan sonra bu oran son derece düştü. Türkiye'de de azalmaya başladı ama hala görüyoruz. Özellikle çocukluk çağında, çünkü bu çocukluk çağı hastalığı, akut romatizmal ateş, böyle 6 ile 12 yaş arasında çocuklarda başlıyor. Ama problemler böyle 30'lu 40'lı yaşlarda başlıyor. O kapak önce bir hasarlanıyor çocuklukken, daha sonra yıllar içerisinde o kapak büzülmeye, yapışmaya ve kireçlemeye başlıyor. Ve bu şekilde ciddi hem mitral kapakta hem aort kapakta, bazen türküsküt kapakta ciddi problemler yaratabiliyor. Bir de yani doğuştan olan var. Bu romatizmal ateşle bağlı var. Bir de doğuştan olan bazen aort kapak bazen %1 oranında gözüküyor. Çok sık gözüküyor.
3 yapraklı değil de 2 yapraklı oluyor. Bu ilk başlarda çok bir problem yaratmıyor ama böyle böyle bu da 30'lı 40'lı 50'li yaşlarda o kapak çok daha çabuk dejenere oluyor ve o kapak kireçlemeye başlıyor ve darlık ve yetmezlik gelişebiliyor. Bu da zaman zaman ameliyat gerektiren durumlar yaratabiliyor. Aynı zamanda bu büküsbüt dediğimiz yani iki yapraklı olan doğuştan olan kişilerde aort damarında da genişleme olabiliyor. Aort damarı da genetik olarak zayıf oluyor, duvar yapısı. Burada işte anevrizma dediğimiz olay olabiliyor, yırtılmalar, diseksiyonlar, ani ölümlere sebep olabiliyor. Bu büküsbüt aort dediğimiz olay %1 gibi dünya popülasyonunda aslında düşünürseniz çok sık bir oranda gözükebiliyor. Aynı zamanda kapak hastalıkları yine doğuştan olup da ileriki yaşlarda sıkıntı yaratan prolapsus dediğimiz bir mitral var prolapsusu diyoruz. Halk arasında işte kalbinde sarkma var, açıklık var gibi çok söyleniyor. Neredeyse insanların %5'i onun gibi oranda hani çok sık gözüküyor. Ama bu genelde çok bir sıkıntı yaratmıyor. Ancak çok ileri yaşlarda bu mitral var prolapsus dediğimiz yani kapakların ucuza değil de bir tanesinin biraz daha üste kapanması. Zaman içerisinde burada dejenerasyon olabiliyor, kapakta kaçaklar olabiliyor ve kalpte büyümeler yaptığı zaman da bazen bununla da ameliyat edebiliyoruz. Şu anda günümüzde belki de en sık gözüken, bunların dışında en sık gözüken problem dejeneratif kapak hastalıkları diyoruz. Dejeneratif kapak hastalıkları da yaşla birlikte artıyor. Yaşlandıkça nasıl saçımız beyazlıyor, saçımız dökülüyor, cildimiz sarkıyor. Değil mi? Yani değişiklikler oluyor. Aynı şekilde kapakta da zaman içerisinde yaşla bağlı olarak değişiklikler başlıyor ve özellikle bazı kişilerde, özellikle aort kapakta kireçleme oluyor. Ve bu aort kapakta ciddi darlıklara sebep olabiliyor. Bu da şu anda belki de ileri gelişmiş toplumlarda ciddi bir sağlık problemi. Bu aort darlığı, kalsifik aort darlığı diyoruz. Bu kapağın kireçlemesi ve darlık oluşması. Özellikle bizim yaş ilerledikçe 80'li 90'lı yaşlara kadar artık yaş uzadı. Özellikle bu yaşlarda sık oranda görüyoruz. Sebepleri neler peki? Etkenleri nelerdir hocam? Çok bir sebebi yok. Belirli bir sebebi yok. Yine işte ateroskleroz dediğimiz yani damar sertlikleri bunlar da biraz etkili olabiliyor. Bazen bu kalsiyum metabolizması bozuk kişilerde paratiroid hormonla ilgili sıkıntısı olan, tiroid hormonlarla ilgili sıkıntısı olan kişilerde bazen olabiliyor. Ama genelde çok bir sebebi yok. Daha çok yaşa bağlı dejenerasyon. Yani dejenerasyon dediğimiz işte yıpranma diyelim. Yani yaş ilerledikçe etken diyebilir yok, miyiz yok, hocam? Yok, yok. Yaşla ilgili. Yani stresin öyle kanıtlanmış bir etkisi yok. Ama stres her şeye zararlı tabii. Evet. O ayrı bir konu ama yani kalp kapağındaki bu kireçlemenin özel bir çok bir sebebi yok. Yani daha çok yaşla ilgili bir problem diyebiliriz. Ne oluyor bunda da? Kapak tamamen özellikle aort kapak kireçleniyor, yapışıyor, hareket edemiyor, açılamıyor. Açılamayınca da orada darlık yaratıyor. Ve bu da ciddi bir sağlık problemi yaratabiliyor. Biz bunu işte ameliyatla işte değiştiriyoruz. Ya da işte son yıllarda TAVI dediğimiz bir yöntem geliştirdi. Kateter gibi kasıktan girerek o kapağı hiç ameliyat etmeden değiştirme yöntemleri gelişiyor. Dünya bu konuda çok uğraşıyor. Çünkü yaşlı nüfus gittikçe arttı ve bu yaşlandıkça bu aort darlığı dediğimiz bu yaşlığa bağlı gelişen kalsifik aort darlığı çok sık gözükmeye başladı ve ciddi bir problemdir. Yani muhakkak 80 yaşına da olsa, 90 yaşına da olsa bunu düzeltmek istiyoruz. Bu çünkü kalbi çok yoruyor ve ani ölümlere de sebep olabiliyor. O yüzden bu dediğimiz TAVI yöntemi, bu kateter yöntemi üzerinde çok duruluyor. Özellikle gelişmiş ülkeler bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyor, çok paralar harcıyor bu orayı gelişsin diye. Şu anda da bayağı bir yapılmaya başladı. Türkiye'mizde de yapılıyor bu yöntem. Yani kabaca kapak hastalıkları deyince aklımıza gelenler bunlar. Biz ameliyatlarda neler yapıyoruz? Şimdi kapakları ya böyle çok kireçlemiş, çok yapışmış, böyle tamir olamayacak gibiyse kapakları değiştiriyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Kapağı söküyoruz. Yerine yeni kapak koyuyoruz. Ya da bazen değiştirmiyoruz. Tamir yöntemleri. Özellikle mitral kapakta, tüksüz kapakta çok sık tamir yöntemleri var. Aort kapakta da bazen yapılabiliyor. Büküsbüt aortlarda bazen hani üç yapraklı değil, iki yapraklı olanlarda onlarda bazen tamirler yapılabiliyor. Yani biz tabii tamir yapmayı birinci hedefimiz tamir yapmak. Kapağı çok değiştirmek.
istemiyoruz. Zor kalmadıkça. Çünkü kapağı değiştirmek, yani tam bir hastalık gidiyor ama yerine yeni bir hastalık geliyor. Çünkü kapaklar şu anda çok hala optimum, yani en uygun kapak hala yok. Yani yapılan kapaklar, işte mekanik kapaklar, biyolojik kapaklar, yani homograf dediğimiz kapaklar falan bazen kullanabiliyor muyum? O da homografte kullanmak, yani insandan alınan bir dokuyu, kadavradan alınan bir şey bulmak çok zor zaten günümüzde. Ya, çok organ nakli pratik gibi olarak, organ nakli gibi. O zaten çok pratik değil. Onun için kapakları değiştirdiğimiz zaman da bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Olay tamamen bitmiyor. Onun için genelde tamir etme yöntemlerine başvuruyoruz. Özellikle mitral kapakta prolapsus dediğimiz dejeneratif kapak hastalıklarında mitral kapakta genelde tamir yapıyoruz. İşte kalbe korda dediğimiz korda yapabiliyoruz. Ring dediğimiz yöntemler yapabiliyoruz. Anüloplasti dediğimiz yöntemler yapıyoruz. Oldukça değişik yöntemler var. Kapağı bu şekilde tamir etmeye çalışıyoruz. Eğer başarılı tamir yapılırsa, başarılı olur ise uzun dönem sonuçları çok daha iyi. Normal diğer kapaklara göre. Yani hastanın, kişinin sorun yaşama ihtimalleri daha düşük. Ama onda da eğer iyi yapamazsan ileriki yıllarda bu da sıkıntı yaratabiliyor. Tekrar ameliyat gerekebiliyor. Tekrar kapağı değiştirmeniz gerekebiliyor. Onun için bu konuda bayağı tecrübeli olmak lazım. Çok yapmak lazım ve ameliyathane koşullarında iyi olması lazım. Kapakları değiştirdiğim zaman dedik genelde işte genel olarak şu anda hani homografleri dışarı tutarsak mekanik kapak dediğimiz mekanik kapaklar ve bir de biyolojik kapak dediğimiz kapaklar var. Evet. İki ayrı kapağımız var. Genelde iki ayrı kapak var. Şimdi biyolojik kapakları genelde yaşlı kişilere takıyoruz. Böyle 65-70 yaşın üzerindeki kişilere tercih ediyoruz. Sebebi de biyolojik kapaklar yıpranabiliyor ileride. Sonuçta o da biyolojik bir kapak. Biyolojik kapakları da nerelerden alıyoruz? Ya domuzun yaprak kapak, kar kapakçığından alabiliyoruz ya da sığır perikard dediğimiz perikardın kalbin zarından yapabiliyoruz. Bunları yaptığımız zaman bunlar da sonuçta biyolojik dokular olduğu için yıllar içerisinde, 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde tekrar dejenerasyona uğruyorlar. Ve tekrar problemler başlayabiliyor ve tekrar değiştirmek gerekebiliyor. Onun için genelde böyle yaşlı hastalarda, çünkü yaşlı hastalarda dejenerasyon ihtimali de biraz az. Onun için genelde böyle 70 yaşın üzerinde çok rahat biyolojik kapak takıyoruz. 65 yaşın üzerinde de takanlar var. Bazı gruplar 60 yaşın üzerinde de takanlar var. O kliniğe göre değişiyor. Ama genelde yani gençlere çok takmıyoruz. Gençlere de bazen bazı özel durumlarda takabiliyoruz. O da nelerde? Genç bayanlarda takmamız bazen takıyoruz. O da işte doğum yapsın, çocuk yapsın gibisinden. Çünkü mekanik kapak taktığımız zaman gençlere genelde mekanik kapak tercih ediyoruz. Mekanik kapak taktığımız zaman da mekanik kapaklar tamam ömür boyu kolay kolay bir problem yaratmıyor. Yani dejenere olmuyor ama o sonuçta metal bir yüzey olduğu için vücut orayı pıhtılaştırmaya çalışıyor. Pıhtı hücreleri oraya hücum edebiliyor ve pıhtılaşabiliyor. Pıhtılaştığı zaman da ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor. Hem kapak fonksiyonları bozuluyor ya da orada pıhtılar kopup gidip felç sebep olabiliyor. Onun için bu olmasın diye böyle varfarin dediğimiz çok etkili bir kan sulandırıcı var. Kumadin diye geçiyor. Halbuki bizim Türkiye'de piyasa adı. Onu başlıyoruz. O da son derece zor bir ilaç. Ayarlaması son derece zor. Kişiden kişiye göre değişiyor. Kişinin metabolizmasına göre kullanım şekli değişiyor. Kimisine çeyrek veriyoruz. Kimisine iki tane, üç tane veriyoruz. Son derece değişken bir ilaç, yediğin ilaçlar, yemeklerden etkilenebiliyor. Yediğin ilaçlardan etkilenebiliyor, yediğin yemeklerden etkilenebiliyor. Ve işte az kullanırsan işe yaramıyor, pıhtı oturabiliyor. Çok kullanırsan, çok gelirse işte kanamalara, ciddi kanamalara sebep oluyor. Beyin kanamalarıydı, diğer organlarda kanamalardı, ölümcül mide kanamalarıydı, ölümcül kanamalarda sebep olabiliyor. Onun için yani çok masum bir ilaç değil. Çok hastanın bunu kumadini kullanan kişinin çok iyi doktoruyla ilişkide olması lazım. İşte aylık
bazen ilk başlarda iki haftada bir, daha sonra ayda bir muhakkak kan tahlilleriyle bu ilacın etkinliğini yine test ettiğimiz bir testle araştırıyoruz. Ve ona çok yakın ilişki kurmak lazım. Mesela sosyal durumu çok iyi değil. Eğer gitti köye, kapağı taktı, yine ilacı kullandı, kullanmadı. Eğer dikkat etmediyse ciddi hayati sonuçlar doğurabiliyor. Evet. Peki hocam, kalp rahatsızlıklarında, kalp hastalıklarında bu işte gerek kalp ve damar hastalıkları olabilir, gerekse kalp kapak hastalıkları olabilir. Peki burada yaş önemli midir? Az önce yaştan bahsettiniz ya. Mesela 70 yaşın üstündeki kişilerde yaş faktörü de... Yaş faktörü tabii. Şimdi yaş artınca bizim şimdi ameliyatın riski artıyor tabii. Yani sen ameliyatın riskini sormak istiyorsunuz herhalde. Yani ameliyatın riski artıyor. Ama yani 80 yaşında diyelim ki bir aort kapak dejenerasyonu var. Burada yaştan ziyade biz daha çok şey, hastanın genel durumuna bakıyoruz. Genel bir kere bilinç durumu nasıl, hastanın aktif durum, aktifliği nasıl, kendi işini yapabiliyor mu, gezebiliyor mu, bilinci iyi mi, kendi hayatını normalde sürdürebiliyor mu? Genelde bu tür yapıyorsa bir ilave çok hastalığı yoksa, işte ciddi böbrek hastalığı, şeker hastalığı, akciğer hastalığı gibi ciddi hastalıkları yok ise, yani 80 yaşında da olsa, 85 yaşında da olsa biz bu ameliyatları açık yöntemle yapabiliyoruz. Açık kalp ameliyatı. Tabii açık kalp ameliyatı yapabiliyoruz. Yani yaş çok büyük bir engel değil. Daha çok hastanın ilave problemleri olup olmaması daha önemli. İlave hastalıkları olup olmaması daha önemli. Ama yaş da bir etkendir tabii. Yaşı da göz önüne, mesela 90 yaşın üzerindeyse biraz tabii o zaman daha çok bu TAVI dediğimiz yöntemlere başvuruyoruz. Ya da diyelim ki 70-80 yaşlarında ama ciddi ilave hastalıkları var. Bizim ameliyat yapmamızı engelleyecek kadar böbrek problemi var, akciğer problemi var. Diğer başka damarda tıkanıklıklar var. O zaman işte bu TAVI yöntemi geliştirildi. Demin bahsettim. Kateterle girerek aort kapağı değiştirme yöntemi yapılabiliyor. Evet, kasıktan girilerek yapılabiliyor. Yani kapaklarla ilgili işte biyolojik kapak, mekanik kapak, bu dezavantajlar, avantajları var. Dediğim gibi genç yaşlarda özellikle 60 yaşından şeyse dediğimiz gibi ve mekanik kapakları tercih ediyoruz. Onunla kumadin kullanımı önemli, onu bahsettik. Peki hocam, kişi ameliyatına oldu, kalp kapak ameliyatına oldu. Peki normal hayatına devam edebilir mi? Yani bizim nekat süremiz 1,5 ay gibi bir süre. Burada eğer kumadin kullanıyorsa, yani kan sulandırıcı kullanıyorsa, onu bir kere çok iyi doktoruyla kooper olacak, doktor da telefonları olacak, yaptırdığı zaman arayacak, devamlı iletişim halinde olması gerekiyor. Bir de kapak hastalıklarında ikinci yani ciddi bir problem, endokardit dediğimiz bir problem var, yani kapağa mikrop oturması. Bu biraz önemli bir şey. Bu daha çok özellikle diş iltihaplarında en çok sık gördüğümüz problem. Vücudun herhangi bir yerinde de olabilir. Bir yerindeki iltihap kana karıştığı zaman bir mikrop, kana dolaşan mikrop sonuçta o art kapağın üzerinden de geçiyor. Kapak da yabancı bir yüzey. Normal bir kapak olmadığı için mikrop oraya oturabiliyor ve orada enfeksiyonu, orada üreyip enfeksiyona sebep olabiliyor. O zaman endokardit dediğimiz bir tablo gelişiyor. Bu da son derece hiç sevmediğimiz, çok korktuğumuz bir tablodur. Genelde antibiyotik tedavisi, uzun süre antibiyotik tedavisi alması gerekiyor. İşte bazen ameliyat olması gerekiyor. Kapağı tekrar değiştirmek gerekebiliyor. Son derece zor süreçlerdir. Onun için bu tür hastalarımızın mesela diş çekileceği zaman muhakkak antibiyotik profilaksis dediğimiz antibiyotiklerini önceden doktoruna başvurarak kullanması gerekiyor. Mesela diş yaptırmak isteyen hastalarımızın arkadaşlar... Diş yaptırmaktan ziyade enfeksiyon var ise. Yani implant yapılabilir, yok onlar yapılabilir ama enfeksiyon var ise, bizim için dediğimiz enfeksiyon. Yani en sık orada olduğu için dişi özellikle söyledim ama başka yerde olur. Bir yerde evet. Sivilce olur mesela. İltihabın olduğu yerde. Endokardit yönünden, yani bu kalp kapağı iltihabı yönünden dikkat etmek gerekiyor. Yani dikkat etmesi gereken ileriki yıllarda bu. Bir de dediğimiz gibi kapaklar, işte miyolojik kapak takılırsa dejenere olabiliyor. Onun işte böyle yılda bir, iki yılda bir eko kardiyografiyle kapağın durumunu değerlendirmek gerekiyor. Mekanik kapak takılmışsa işte dediğim gibi ayda bir kan tahlili yaptırıp nasıl gerekiyor. Gene belirli aralıkta eko kardiyografiyle kapakta disfonksiyon, yani fonksiyon bozukluğu oluşmuş mu kapakta, işte yani pıht oturmuş mu ya da kapakta kaçak olmuş mu gibi yöntemlerle sebepleri araştırmak gerekiyor. Onun dışında çok özel bir şeye gerek yok bu tür durumlarda. Ondan sonra hayatını çok genelde hastalarımız kapak değişiminden sonra, çünkü oradaki darlık ve ya da yetmezlik kapa problem gittiği için
uzun yıllar çok rahat, sağlıklı yaşıyorlar hastalarımız. Kalp rahatsızlıklarında tabii tedavi gördükten sonra da, ameliyat geçirdikten sonra da yürüyüş öneriyorsunuz. Evet, yani bir yürüyüş zaten genel bir sağlık problemi. Bu kalp hastalıklarında biz genelde işte koroner kalp hastalıkları olsun, kapak hastalıkları olsun muhakkak aktif olmalarını öneriyoruz hastaların. Hiçbir şey yapmıyorlarsa günlük böyle yarım saat, bir saat yürüyüş yapsınlar, kilo almasınlar. Kilo her tür durumda problem. Yani normal sağlıklı, normal bir insanın da problem ama kalp hastalarında kilo son derece problem. Neden problem? Kilo aldığı zaman, biz özellikle kapak hastalığı için konuşayım. Hani koroner kalp hastalığında zaten ciddi bir problem. Çünkü şeker hastalığına sebep oluyor. Şeker hastalığı biliyorsun damarların tıkanmasına sebep oluyordu. Kapak hastalarında şöyle problem oluyor. Sonuçta vücut kitlesi arttıkça oraya kan gitme ihtiyacı daha çok arttığı için ve akciğerlerde problem olduğu için kapak hastaları, özellikle nefes darlıkları sık olabiliyor. Kalp yetmezliği gelişebiliyor kiloyla birlikte. İşte şeker hastalığı olursa diğer damarlarda tıkanıklıklara sebep olabiliyor. Dizlerde problem olabiliyor, bel fıtıkları olabiliyor. Çok. Obezite son derece ciddi bir sağlık problemidir. Dünyanın en ciddi sağlık probleminin bir tanesidir. Ve sigarayı da unutmamak lazım. Evet, zaten sigara muhakkak, zaten kapak hastaları da sigara içiyorsa muhakkak sigarayı bırakmaları gerekiyor. Çünkü kapak hastalarının çoğunda genelde akciğer tansiyonu yüksek oluyor. Bu akciğer problemi olabiliyor. Sigara içtik zaman bu akciğer problemi daha da katlanarak artabiliyor. Onun için muhakkak sigarayı bırakmaları gerekiyor. Peki Ali Rızan Hocam, damar hastalıkları nelerdir? Damarlar biliyorsunuz hayati derecede önemli bir organlardır aslında. Damarlar deyince aklımıza aslında iki tür damar geliyor biliyorsunuz. Hatta üç tür diyebiliriz belki. Bir atar damar, temiz kanı taşıyan, toplar damar, kirli kanı taşıyan. Bir de kılcal damar dediğimiz toplar ve damar, atar damarların birleştiği, dokularda ve organlarda birleştiği kısım. Şimdi damar hastalıkları dünyada ciddi bir sağlık problemi. Zaten bu kalp hastalıklarına da giriyor biliyorsunuz. Kalp damarları tıkanınca, kalbin atar damarları dediğimiz koroner damarları tıkanınca kalp krizleri oluyordu. Atar damarların tabii en büyük problemi tıkanmaları. Tıkandığı bölgeye göre de bulgu ve hastalık yapıyor. Neresi tıkanıyorsa, kalp damarı tıkanıyorsa işte kalp krizi geçiriyor. Beyin damarı tıkanıyorsa felç geçiriyor. Böbrek damarı tıkanıyorsa böbrek yetmezliği gelişiyor. Bağırsak damarı tıkanırsa bağırsak yetmezliği gelişiyor. Ciddi ölümlere sebep olabiliyor. Onun dışında bacak damarları tıkanırsa İşte ayakta gangren olabiliyor, ayak kesilmelerine kadar gidebiliyor ya da ağrılara, yaralara sebep olabiliyor. Toplar damarlarla ilgili de toplar damar hastalıkları da önemli bir grubu oluşturuyor. Toplar damarlarda biliyorsunuz kanın kirlendikten sonra kalbe doğru getiren damarlar. Burada neler olabiliyor? Özellikle bacaklarda biliyorsunuz varisler önemli bir sağlık problemi. Kişilerde ciddi bir sağlık problemi yaratıyor. Neredeyse yani insanların %30'una kadar bir varis var. Varis aslında bir ciddi bir sağlık problemi değildir. Sadece damarın genişlemesidir. Yani damar tıkanıklığı değildir. Bazı durumlarda ciddi sağlık problemleri yaratabilir varisler. Genelde hani görüntü problemidir. Bazen de işte şikayetlere sebep olabilir. Ayakta da ağrılara sebep olabilir. Ama bazı durumlarda venöz yetmezlik dediğimiz tablo gelişebilir. Toplar damar yetmezliği, venöz yetmezlik diye geçiyor. Onda da ne oluyor? Ayaklar şişiyor, işte renk değişiklikleri ve yaralar çıkabiliyor. Bu o zaman ciddi bir problem. Bu venöz yetmezliğin ileri safhası demek. Bu tür durumlarda o zaman damarlara müdahale ediyoruz. Neler yapıyoruz toplar damarlarda? Biliyorsunuz toplar damarlarda kanın geri kaçmasını engelleyen kapakçıklar var. Özellikle aşağı kısımlarda her bir santimde bir, iki santimde bir kapak var. Çünkü kanı geri doğru çekiyor, aşağı doğru çekiyor ama kalbe gelmesi lazım. Şimdi ayakta durduğun süre içerisinde yaklaşık 1,5 metre yol gitmesi lazım. Onun itici kuvveti de çok fazla yok. Sadece kas kasılması ve atar damarından gelen güç. Ama bu kapakçıklarda hani problemler olur ise kan devamlı geriye doğru kaçacağından toplar damar içerisinde
basınç artar ve buna bağlı olarak da işte damarlarda genişlemeler ve işte ödemler, şişler ve yaralar çıkabilir. Yani burada toplar damarlarla ilgili, varislerle ilgili genelde sağlık problemi yaratacak ölçüde olanlar işte yani 6 dereceye sınıflandırırsak biz varisleri işte 5. 6. evreleri yani ileri evreleri ayakta şişlikler başlamış, renk değişiklikleri başlamış, yaralar çıkmış. O zaman bu ciddi sağlık problemi yaratabilir. O zaman muhakkak bir şekilde o kapaklardaki kaçakları sebep olan damarları düzeltmeye çalışıyoruz. Yani yüzeysel damarlarda ise genelde çok bir sıkıntı yok. Onları varislerle, işte endovasküler yöntemlerle halledebiliyoruz. Yüzeysel damarları. Lazer yapabiliyoruz. Ablasyon dediğimiz yöntemler yapabiliyoruz. Ya da yapıştırıcılar yapabiliyoruz. Ya da basit bir ameliyatla o damarı iptal edebiliyoruz. O varis pakeleri dediğimiz genişlemiş damarları da küçük böyle 2 milimlik, 3 milimlik kesiller yaparak o damarları çıkartabiliyoruz. Ama derin ven dediğimiz de venlerde problem var ise oralara çok fazla bir şey yapamıyoruz. Bazen o derin venlerdeki kapakçıklarda hani düzeltme yöntemleri falan var ama sonuçlar onların o kadar çok yüz güldürücü değil. Genelde derin venlerde varsa çok bir şey yapamıyoruz. Bu tür hastalarda en önemli tedavi yöntemi varis çorabıdır. Yani aslında varis hastalıklarının en önemli tedavisi aslında varis çorabıdır. Ameliyattan bile daha değerlidir varis çorabı. Varis çorabı giyecekler, evet, varis olan hastalar. Varis olanları. Özellikle ileri evrelerdeyse yani 5. 6. 4. 5. 6. evrelerdeyse yani işte ayakta ödemler başlamış, renk değişiklikleri başlamış, yaralar çıkmaya başlamış tür durumlardaysa o zaman muhakkak varis çorabı giymesi gerekiyor. İşte ameliyat olması gerekiyorsa da ameliyat oluyor. Ama bazen 1. 2. evre oluyor. Sadece böyle işte tenecektez dediğimiz küçük kılcal damarlar gözükebiliyor. Onlar sadece çok büyük bir kısmı. Zaten şu varislerin %95'i ya da %98'i neredeyse sadece görsel problem. Herkese görülür mü varis? Yani %30 diyelim bütün popülasyonun. Az bir oran değil yani. 3 kişiden bir tanesinde oluyor yani. Yani bende de var. Çok ayakta duran kişilerde özellikle. Meslek hastalığı da meslek hastalığı diyebiliriz biraz. Çünkü bu çok ayakta durmakla ilgili. Ne kadar ayakta durursak geri çekimine o kadar çok maruz kalıyor. Ve kapaklar zaman içerisinde dejenör olarak kaçaklar olabiliyor. Çoğunlukla kuaför hastalığı derler. Kuaför, esasında berber hastalığı, işte doktor, hemşire, sağlık personeli, öğretmenler, böyle hani çok ayakta duran kişiler de bu oran yüksek. Bir de işte bayanlar biraz şanssız. Biraz hormonsal sebepler, gebelik, doğum, hormonlar değişiyor. Tabii çok etkileniyor. Bayanlar biraz daha bu konuda biraz daha şanssız. Bayanlarda biraz daha fazla gözüküyor bu oranlar. Ama erkekler de gözükebilir ama bayanlarda daha sık. Ama dediğim gibi ciddi, çoğu ciddi sağlık problemi değildir. Sadece görsel problemdir. Görsel problemlerde işte daha küçük bir... Yani tedavisi çok büyük bir kısmının tedavisi varis çorabıdır. Görsel problem olan yani 1. 2. evredeki sadece damarlardaki genişleme olan hastalara yani görsel olarak, estetik olarak problemi var ise onlara işte skleroterapi dediğimiz yöntemlerle iğneyle girip o damarı yok edebiliyoruz ya da lazerle bazen yapıyoruz, bazen yapıştırıcıyla, bazen küçük bir ameliyatla onları tedavi ediyoruz. Bazen dışarıdan lazer yaparak o küçük damarları yok edebiliyoruz. Toplar damarla ilgili aslında daha ciddi bir sağlık problemi derin ven tromboz dediğimiz bir olay var. Derin venlerin pıhtılaşması. Bu biraz tehlikeli. Bu hayati tehlike oluşturabiliyor. Aslında dünyadaki ölümlerin de sık sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü bu toplar damarlardaki pıhtı oturup onun o pıhtının kopması akciğere gider ve akciğerli damarlarını tıkar. Tıkadığı zaman da o zaman oraya kan gitmediği için o kan temizlenemez ve ciddi solunum ve kalp yetmezliği problemleri olabilir. Bazen ani ölümlere sebep olabilir. Pulmoner emboli, yani derin ven trombozu ve pulmoner emboli ciddi bir sağlık problemidir. Bazı kişilerde, bazı enzim eksikliği olan kişilerde de gözükebilir. Ya, bazı hastalıklarda yatkındır, böyle Behçet hastalığı gibi bazı romatizmal hastalıklarda sık gözükebilir. Bayanlarda, hamilelikte hani çok uzun süre basıya bağlı kaldığı için olabilir. İşte doğum kontrol hapı kullananlarda biraz sık gözükebilir. Ama en sık gözüktüğü durum uzun süre hareketsiz kalmaya sebep olan büyük ameliyatlar.
işte kalp ameliyatı olduğu, beyin ameliyatı olduğu, işte kalçada proteze olduğu, diz protezi olduğu, işte kadın hastalıklarının olduğu, bağırsaklardan olduğu, kalp ameliyatlarında, bizim kalp ameliyatlarından sonra da olabilir. Yani orada çok uzun süre hareketsiz kaldığı zaman o damar hareketsizliğe bağlı olarak orada pıhtı birikebiliyor. Ve bu bazen işte çok ciddi problemlere sebep olabiliyor. Onun için zaten genelde doktorlar böyle büyük ameliyatlardan sonra kan sulandırıcı verirler, barış çorabı verirler. Bunu engellemek için. Yani hocam, bu bizim sıvı tüketimi? Sıvı tüketimi de tabii etkilidir. Çok susuz kalmak da bir şeydir ama en önemli sebep şeydir, yani hareketsizliktir. En önemli sebep hareketsizliktir. Yani normal hayatta da hareketli olmak mecburiyetindeyiz. Tabii. Yani hareket her zaman iyidir. Ama bu damar, yani derin ven trombozu için tabii ki hareket çok iyi. Çünkü oradaki kanı iten güç o baldırdaki kasların kasılma gücüdür. Kasıldıkça itici güç olarak kanı itersen orası çok hareketsiz kalır. O kaslar kasılmaz ise orada pıhtı oturma ihtimali çok iyi. Yani bir gün böyle hareketsiz kalın ya da uzun süre otobüs yolculuğu yapın böyle 8 saat 10 saat. Vücudunuzda bir uyuşukluk da oluyor o zaman. Oluyor ama bu damar tıkanıklığı son derece tehlikelidir. Yani ölümcül olabilir yani. Onun için derin ven trombozu her zaman herkesin, her hekimin yani atlayabileceği de bir durumdur. Bazen çok bulgu vermez. Bazen işte hasta şiddetli nefes darlığı ve göğüs ağrısından gelir. Anlayana kadar da kaybedilebilir yani. Ölümcül olabilir. Onun için yani hem doktorların hem de halkın bu konuda bilinçli olmasında fayda var. Şimdi toplu damarla ilgili söyleyeceğim bunlar. Atar damarlarla ilgili biliyorsunuz atar damarlar da son derece önemli problemlerdi. İşte kalp krizlerinin en büyük sebeplerinden. Sebebi zaten yani evet. Atar damar tıkanıklığı, ateroskleroz dediğimiz koroner arterlerin tıkanması. Yani dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi hala. Felçler mesela son derece ciddi bir sağlık problemidir. O da beyine giden damarların tıkanması. Yani bacak damar tıkanıklıkları son derece yaygın bir problemdir. Bunların biliyorsunuz bu damar tıkanıklığı, atar damar tıkanıklıklarının iki önemli problemi vardır. Bir tanesi sigara, bir tanesi de diyabet. Yani bu iki problem aslında bu hem diyabet hem sigara yani sadece damarları değil. Yani çok şeyin sebebi de biliyorsun işte bütün kanserlerin akciğer kanseri, gırtlak kanseri, ağız, dil kanseri, mesane kanseri ve diyabet ve obezite de diğer hemen hemen bütün kanserlerin belki de tetikleyicisi olabilir. Yani obezite olan kişilerde kanser oranları daha yüksek gözükür. Şeker hastalarında bu kanser oranları daha yüksek. Zaten sigara içenler zaten çok yaygın. Yani bu atar damar tıkanıklıklarında bu iki önemli problemdir. Bir insanda şeker hastalığı var ise atar damarlarda tıkanıklık başlar. Bu kadar basittir yani. Bu kadar nettir yani. Şeker hastalığı demek damar tıkanıklığı demektir. O kadar nettir yani. Onun için şeker hastalarından mümkün olduğu kadar kişilerin yakalanmamaya çalışması lazım. Bunun için ne yapacak? Düzenli spor yapacak, kilo almayacak. Bu kadar basit yani. Yani şeker hastalığının en büyük sebebi obezite, kilo sorunu olanlar dikkat tabii edecekler. Yediklerimize dikkat edeceğiz. Onun için özellikle belirli bir yaştan sonra, özellikle bizim bayanlarımız belirli bir yaştan sonra bırakıyorlar, spor yapıyorlar. Bir de bizde günlerde hamur işi çok yiyorlar. Şekerli çok şey yiyip içiyorlar. Yani aslında obezitenin en büyük sebebi işte şeker ve hamur işi. Ama şunu da söylüyorsunuz. Hani tamamen kesin demiyoruz ama böyle evet, daha böyle tadımlık, tabii, daha böyle az her şeyden çok, yiyeceğiz çok, ama evet, azı karar diyoruz. Yani şeker, özellikle şeker hastalığı var ise bir kişinin kesinlikle şekerli bir şey yiyip içmemesi lazım. Yani şeker hastalığı tespit edilmiş ise. Hadi şeker hastalığı tespit edilmemiş, zayıfsa yiyebilir. Peki, yani az önce hocam ben çok tüketiyorum. Çok son derece zararlı. Yani onu yapacağına böyle fındık ye, ceviz ye al cebine. Yani son derece zararlı. Kuru yemiş yiyebilirsiniz. Yani hadi bitter çikolata biraz yiyebilirsin biraz. Hani şeker az olan ama şekerli şeyi içmemek lazım. Peki, alıştırmanız lazım ki şimdiden ileriki yaşlarda bu problemleri yaşamayasınız. Kahve tüketimi hocam? Ya kahve, yani biraz faydaları var kahvenin. Kahvenin bir zararı yok hani damar tıkanıklığı ile ilgili. Tabii yine onun abartısız. Tabii. Her şeyin fazlası olduğu gibi fazlası zarardır yani. Fazlası zarardır. Onun için damarlarımı korumak önemli. Yani ısrarla yine sigarayı bırakmayı son derece önemlidir.
son derece ciddi bir sağlık problemidir. Aynı zamanda diyabet de son derece, iki tanesi üzerine basa basa söylüyorum, son derece ciddi sağlık problemi. Dünyanın şu anda Türkiye'nin belki de en büyük sağlık problemi bu iki sebeptir yani. Sigara ve obezite. Yani özellikle çocuklarımız şu anda çok büyük tehlike altında. Çıkıp çocuklar böyle sabah yani sokağa hazır çıkıp geçecek, oynayamıyorlar. Hepsi tablet başında, bilgisayar başında. Hareketsiz böyle abur cubur şey çok kuratılmış durumda. Yani reklamları açın bakın. Reklamların yarısı böyle abur cubur reklamı. Hep tatlı, şekerleme. Yani çok büyük bir saldırı altında insanlar. Çok dikkat, çocuklara özellikle çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Belirttiğiniz gibi çocuklar artık bilgisayarın, telefonun ve tabletin başında. Evet. Yani çok, çok ciddi ve obezite çok yaygınlaşıyor. Yemek kültürümüz yani %20'lere varmış durumda obezite dediğimiz var Türkiye'de. Bu çok hazır yiyecek. Tabii hazır yiyecek. Normal ev yemeğini unutuyorlar. Şekerli içecekler. Mesela onlar son derece zararlı. Yani meyve suyu dahil yani. Meyvenin kendisini yemek lazım. Suyunu değil. O biri zaten şekerli içecekleri, meşrubatları zaten söylemiyorum. Onlar son derece zararlı. Hepsi. Ama maalesef ki işte çocuklarımızda. Ama maalesef. Bu gıda yani bunun için bilinçli, evet. Yani işte insanların, ebeveynlerin bilinçlenmesi lazım bu konuda. Buna karşı topyekun bir bilinçlenme ve savaş açmak lazım yani. Çünkü ileride doğurabileceği rahatsızlıklardan bahsettiğiniz çok kesin, çok ciddi. Kalp ve damar hastalıklarının en büyük sebeplerinden biri obezite. Hem kalp damar hastalıkları hem kanserlerin. Evet, kanser yani bir, içerisinde. Yani kanser hücresi şekeri normal bir hücreden 200 kat daha fazla kullanıyor. Yani kanser hücreleri şekeri çok seviyor. Çok iyi kullanıyorlar. Yani bak kanser karışmasıyla ilişkili bir şekerin ne kadar zararlı olduğunu oradan da çıkıyor yani. Mesela çayı şekerli tüketiyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle bırakmanız lazım yani. Evet, çayı şekerli içmiyoruz sevgili. Kesinlikle yani. Kesinlikle. Kesin yani. İçinde şeker olan yani benim burada hastalarıma ben genel tavsiyem. Genelde bizim hastalarımız işte bypass olmuş hastalar, işte şeker hastaları büyük bir kısmı. Kesinlikle şekerli bir şey yiyip içmelerini kesinlikle önermiyorum. Yani içecekleri olsun, yiyecekleri olsun. Ve hamur işi de mümkün olduğu kadar az. Peki hiç, bir günde neler tüketmelerini tavsiye ediyorsunuz hocam? Evet, çok güzel, sabahları çok güzel, bir tane yumurta yesinler. Peynir çeşitleri, domates, salatalık, zeytin. Ekmeksiz mümkün olduğu kadar bunları evet, yemeye çalışsınlar. Tabii. Bütün çorbalar olabilir, bütün sebze yemekleri olabilir, et, balık, tavuk olabilir, süt ürünleri olabilir. Hiç sıkıntı yok. Yani ısrarla söylediğimiz şekerli şey. Yani özellikle bu mısır şurubundan yapılmış şeker. Zaten şu anda bütün şekerler o mısır şurubundan üretilmiş. Son derece sağlıksız, son derece zararlı. Son derece yani. Az değil, orta değil yani. Çok zararlı. Yani mümkün olduğu kadar bunlardan uzak durmak lazım. Yani hamur işinde mümkün olduğu. Çünkü kiloya sebeple alımların en büyük sebebi de hamur işi. Ekmek ve işte sen diyorsun işte abur cubur, bisküviydi, poğaçaydı, börekti. Bunları çok az mümkün olduğu kadar yenebilir. Yani bir börek mesela bir etli börek yaparsın. Yani yer ben de yerim yani ama işte tadımlık yemek lazım ve onu böyle günlük miktarını düşürmek lazım. Evet yine spor. Yine diyetimize, Sağlıklı olmak için böyle özellikle ileri yaşlarda bir insan 70-80 yaşına geldiği zaman kesinlikle zayıf girmesi lazım. Yani 70 yaşında kilolu, obez bir kişinin sağlık problemi yaşamaması imkansız. Yani 70 yaşında, hatta 100-120 imkansız 105 yani. Muhakkak şekeri çıkar, dizlerinde problem olur, bel fıtığı olur. İşte tansiyonu çıkar, kolesterolü çıkar, şey her şey çıkar yani. Ne kadar basit yani. Onun için gençlikten başlamak lazım bu işlere. Daha böyle hatta çocukluktan başlamak lazım. Hemen kilo almamayı öğrenmek lazım. Bir yaşam tarzı oluşturmak lazım. Yani düzenli işte bir spor hobisi bulmak lazım. İşte yüzmeydi, tenisti, futboldu. Aklına ne geliyorsa her türlü spor olabilir. Hiç bilmiyorsan yürüyüş yapabilirsin yani. Muhakkak bir spor aktivitesi bulmak lazım. Bir hobi olarak. Gün haftanın en az 3-4 günü böyle 1 saat falan böyle bir arada spor yapmak lazım. Hocam, günlük hayatta da böyle hareketli olmak lazım. İşte
Asansörle çıkmayacaksın da yani bir şey, merdivenleri kullanman lazım. Ya da işte kısa mesafede yürüyeceksin, arabayı kullanmayacaksın, yürüyerek gidip gelmek lazım. Yani hani hiç spor yapmıyorsan bile aktif olmak lazım. Evet. Günlük hayatta yani. Peki hocam, tabii sportif faaliyetlerde olmamız gerekiyor dediniz de geçen de yine basında da duyduğumuz kalp krizinden maç sahasında kaybettiğimiz arkadaşlarımız. Onlar çok nadir. Çok nadir olan. Çok nadir sebepler. Çok nadir sebepler. Yani bunun için. Gençlerde mesela biraz daha kalp krizi. Onun sebebi çok farklı. Onun başka farklı sebepleri var. Yani böyle eğer 35 yaşın üzerinde bir spor yapan kişi 35 yaş üzerinde kalp krizi geçiriyorsa büyük ihtimalle ona şey arıyoruz biz. Koroner damarlarda tıkanıklık arıyoruz. Yani olabilir. Genetik olarak ailesinde olabilir. Eğer de sigara içiyorsa da şey kendine iyi bakmıyorsa da yani bu riskler olabilir. Yani bakıyorsa da olabilir ailesinde var ise. Ama böyle 35 yaşın tabii son derece tabii son derece önemli. Ama 35 yaşın altında mesela özellikle 30 yaşın altındakilerde genelde başka sebepler arıyoruz. Mesela hipertrofik kardiyomiyopati diyoruz. Kalbin bazı kasları çok gelişmiş oluyor ve orada darlık yaratabiliyor. Bunlar da ani ölümler sebep olabiliyor. Bazen sağ ventrikül bazı kişilerde hani çok az gözüken oranlarda sağ ventrikül displasi dediğimiz bir olay var. Onda da böyle ani ölümlere sebep olabiliyor. Ama bunlar zaten yani böyle aktif spor yapan kişiler zaten muhakkak zaten bir kardiyoloğa gidiyor, ekoları yapılıyor, efor testleri yapılıyor. Bunlar zaten ekart ediliyor. Ama bunların dışında kaçan çok nadirdir yani. Evet. Yani o hani bizim magazinsel olarak bazen görüyoruz bir tane ama bir spor yapıyor da işte spor yapmayalım anlamına gelmemesi lazım bu. Kesinlikle spor her zaman tabii kesin yani. Hayatımıza bir felsefe kesin. Peki Rüzgar Hocam, genel anlamda toparlayacak olursak ekranların başında bizleri izleyen, SRT televizyon izleyenlerimize Sivaslı hemşerilerimiz, sizi bir Sivaslı olarak, tabii Sivas Divriği'yle olarak toparlayacak olsak neler söyleriz efendim? Bütün hemşerilerime selamlar olsun, onu söyleyeyim. Ya toparlayacak olursak aslında şey içinde konuştuk. Yani genel sağlık problemi açısından. Yani sigara kullanımı, özellikle son zamanlarda arttı, nargile kullanımı bunlar. Yani çok üzerine düşmek lazım. Biraz sigara hani nargileyi ayrı tutuyorlar. Yok bu abi aynı. Doğru. Aynı. İkisi de son derece zararlı yani. Evet. Yani bu konuda işte çocukları bilinçlendirmek lazım. Kendilerini bilinçlendirmesi lazım. Çocukları bilinçlendirmeleri lazım. Yani bir çocuk sigaraya alıştığı zaman yani ömründen 10 yıl 20 yıl gidiyor. Evet. 30 yıl gidiyor. Bazen çünkü eğer diyelim ki kalp damarlarında ailesel olarak bir de yatkınlık var ise ve çok sigara içiyorsa bu çocuklar 30'lu 40'lı yaşlara geldiği zaman kalp krizinden kaybediyoruz. Şu anda yani çok acı maalesef. Yani çok görüyoruz çevremizde 30 yaşında 40 yaşında kalp krizi geçirip ölenleri. Yani bu kadar erken yaşta olmasının en büyük sebebi sigaradır. Yani sigara içmese o çocuk belki 30 yaşında değil 60 yaşında kalp krizi geçirecek. Hocam sigara yaşı da çok düştü. Hem düştü hem de çok yaygın. Yani bu konuda çocuklarımızı çok iyi eğitmemiz lazım yani. Aslında burada ebeveynlere iş düşüyor. Çocukları son derece okulda zaten muhtemelen eğitimini alıyordur ama ailenin de buna üzerine basa basa aile zaten kendisi içiyorsa kendisini de bırakması lazım ki zaten çocuk bıraksın. Bir de o var yani. Yani sen içmeyeceksin ki çocuğun da içmesin. Sen içersen çocuğun da içer. Yani kendinizi düşünmüyorsanız çocuğunuzu düşünmeniz lazım. Öyle diyeyim yani. O konuda çok büyük efor harcamak lazım. Yani çocuğu olan kişilerin sigarayı muhakkak bırakması lazım. Ve çocuğun da bu şekilde eğitmesi lazım. Çok ciddi bir sağlık problemi. Evet. Çok ciddi yani. Az buz değil yani. Yine aynı şekilde de söylediğim gibi kiloyla çocukların kilosu ve çocuklarımızı muhakkak bir spor hobisi oluşturup yetiştirmemiz lazım. Hadi kendimizi geçtik belki. Bizim zamanımızda bu kadar spor olanlar yoktu ama şimdi yani bizim zamanımız eski bundan bir 30-40 yıl öncesiyle şimdiki arasında çok farklar var. Eskiden biz sokaklardan eve girmezdik. Akşama hava kararına kadar sokaklarda oyun oynardık. Şimdiki çocuklarda öyle bir şey yok. Geliyorlar eve ödevini yapıyor. Ondan sonra bilgisayarın başında oyundu, işte filmdi neyse. Çok hareketsiz kalıyorlar. Onun için muhakkak bir spor hobisi yaratmamız lazım. Yüzme mesela çok iyi bir hobi. İşte buz pateniydi, voleyboldu, basketboldu, futboldu,
Yani aklınıza ne giriyorsa tenisti, masa tenisi, normal tenis. Muhakkak bir tane bir çocuğumuzu bu şekilde eğitmemiz lazım. Bir spor hobisi muhakkak oluşturmamız lazım yani. Evet. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat edelim. Tabii. Zaten çocuklarımızı da eğitmemiz lazım. Önce kendi insanları kendisi öğrenecek ki bu demin bahsettik ki bu abur cuburların, bu paketlenmiş gıdaların, şekerli gıdaların ne kadar zararlı olduğu artık çok aşikar. Yani çocuklarımızı da bu şekilde eğitmeye çalışalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet kıymetli Sivas Radyo Televizyonu SRT'yi izleyenlerimiz, bugün Şifa Kapısı programımızda önemli bir konuya değindik. Kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıklarını Profesör Doktor Ariza Cenel hocamızdan dinledik. Kalp ve damar cerrahisi uzmanımız bize gerçekten çok önemli bilgiler verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli SRT televizyonumuz izleyenleri ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.